İhalesi yapılmış ancak hiç başlanmamış yüz projeyi devraldıklarını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk defa bu şehirde, bu ülkede temel atmama töreni yapacağım. Temel atmama töreni dedi. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri, kurum ve kuruluşları hesap veren kurumlar olmak zorunda olduğunu, denetlenebilir mekanizmalara dönüşmesi gerektiğini biliyoruz. Bu konuda adımlarımızı attık. Şeffaflık ilkesini mutlak bütün iştiraklerimize ve belediye kurumumuza yerleştireceğiz. Herkes bilecek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizlere aittir. 16 milyon insana aittir. Bu anlamda güvenilir kurumlara denetim mekanizmasını oluşturacağımızı, uluslararası deneyime sahip kurumlarla yol alacağımızı da sizlere duyurmak istiyorum dedi. Kentin sosyal ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İmamoğlu Mega projeler her seçimde çok konuşulur. Mega proje denilince de devasa yapılar, kanallar vesaireler konuşulur. Bunlar insan hayatını pek de değiştirmez. İnsan hayatını değiştirecek olan insana yapılacak hizmettir. Bu manada biz bu kentin çocuklarını çok önemsiyoruz. Bu şehrin çocuklarını eşitlemek niyetindeyiz. Yuvamız İstanbul projesiyle ilgili davetlerimizi yaptık. Birçok kişi, kurum, kuruluş ve vakıf katıldılar. Projenin lansmanını da yaptık. Sultanbeyli'den Bağcılar'a Silivri'ye kadar 11 noktada inşaatlara başladık. Bir yıl içinde 150 kreşi sizlerin de dayanışmasıyla harekete geçireceğiz şeklinde konuştu. Bir başka sosyal projemizi de yaklaşık 10 gün önce hayata geçirdik diyen İmamoğlu, ayda 100 bin çocuğa süt dağıttığımız bu kentte insanların bize geri dönüşlerini, ifadelerini tarif edemem. Bu aynı zamanda başka üreticilerden elde edeceğimiz bu sistemin başka gıda oluşumlarına bir model oluşturacağını ben şimdiden öngörüyorum ve bizi bu şehri çok huzurlu, çok daha vicdanlı bir kent haline dönüştüreceğinden de hiç şüphem yok ifadelerini kullandı. İstanbul'un kurumları, kuruluşları ve paydaşlarıyla rahatlıkla yönetileceğini kaydeden İmamoğlu, kurumlarımız içinde bu ülkeyi yönetecek onlarca kadro çıkar. Seçilmiş insanların bir takım kurumlara, kişilere müdahale değil, yardımcı olma ve bir arada üretebilme, demokrasiyi güçlendirme çabasını göstermek zorunda olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'de şehirlerde yaşayan insanların oranı %80'i aşmış durumda. Ne yazık ki kırsalda insan kalmamış. Dolayısıyla birçok çözümü şehirlerde üreteceğiz. Bunun tek yolu var. Yerel yönetimi güçlendirmek. Biz bu şehrin kararlarının alınmasında bu şehrin aktörlerinin etkili olmasını istiyoruz. Geceden sabaha bu şehre bir plan yönlendirmesi. Bir bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne bir bina dikiliyor. Bu mümkün mü? Mümkün. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden habersiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dört kurumu İstanbul'un herhangi bir noktasında imar planı yapabilir. Hatta bir binaya ruhsat bile verebilir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Buna son vermek zorundayız. Böyle bir şey olamaz. Kimse buna razı gelmez. Düşünsenize Ankara'daki bir bürokrat oturacak, bazen siyasi, bazen kişisel bir egoyla, bazen mesleki bir egoyla İstanbul'un herhangi bir noktasıyla ilgili karar verecek. Ben şehrin sanayi ve üretimi entegre, sanayi ile bir arada üreten ama aynı zamanda yaşayan, çevreci ve duyarlı bir üretim mekanizmasının kurulmasından yana olan birisiyim şeklinde konuştu. İmamoğlu konuşmasında bazı sorulara yer vererek İstanbul'la ilgili ilginç bilgiler paylaştı. Sanayi ile ilgili bir şehrin çevre planını oluştururken ve bu mekanizmanın varlığını ortaya koyarken kiminle karar alırsınız? Elbette ki sanayicilerle konuşacaksınız ne düşünüyorlar, ne istiyorlar, nasıl bir şey hayal ediyorlar. Bunu sizinle kolaylaştırmak aslında neyi sağlıyor? Bir yöneticinin aslında o kenti yönetmekte bir nevi işini kolaylaştırıyor. İstanbul'da 100 binde birlik plan yaklaşık 2-2,5 yıldır bir ofiste çalışılıyor. Sanayicinin bundan haberi var mı? 100 binlik plan bitmek üzere bu konuda bir ofis çalışıyor ve bir kenti yöneten Ekrem İmamoğlu olarak benim bundan haberim yok. Bu şehir planları kamuya açık çizer. Şehir bilecek, bir şirketle bu tasarlanmaz. Bu işi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mekanizmaları tasarlar. Bu şehir 20 yıl önce de 100 binlik plan çalıştı. Çöpe gitti. Şehri alabora eden mekanizmaları sayabilirim size. Biz bu talihsizliği bu kentte yaşattırmamak için elimizden gelen gayreti gösterip demokratik ve hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kararlıyız. Her noktayı insanlarımıza anlatacağız. Bir kişinin karar verdiği ben bu şehrin zeki, çevik ve ahlaklı 16 milyon insanına güveniyorum. Tek başına hiç kimsenin bir ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. İmamoğlu yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının sonunda Türkiye'de ve İstanbul'a bir ilki gerçekleştireceğini şu sözlerle dile getirdi. İstanbul'un muhtelif noktalarında yüze yakın durmuş, ihalesi yapılmış ama hiç başlanmamış projeleri seslim aldık. Bunların hepsine bir çözüm buluyoruz. Bu projeleri harekete geçirmek, hızlandırmak ve bu konuda yeni finansal düzenlemelerle bu projeleri bitirmek durumundayız. Ne yazık ki bir kısmı gereksiz ve anlamsız. Bir kısmı da zamansız yapılan projeler. Böyle de bir sıkıntı var. Bu ülkenin parası kolay kazanılmıyor. Hiçbir iş insanı 2300 metrede 7 kat kapalı otopark yapmaz. Ben 1,5 milyarlık bir projenin yapılmama kararını veren teknik adamlarıma teşekkür ettim. Evet, Yakında açıklayacağız. Sizi de davet edeceğiz. Belki de ülke literatürüne ilk defa girecek. İlk defa bu şehirde, bu ülkede temel atmama töreni yapacağım. Temel atmama töreni. Kalemlerini tek tek anlatacağım size. Üzülüyorum. Tasarrufla israfı engelleyerek, bu şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayarak çok güzel şeyler yapılacağını bu kentte ispat edeceğiz dedi.